Set 305'in çözümleriyle karşınızdayız arkadaşlar. En fazla 170 yolcu alabilen bir trende belli bir miktarda yolcu bulunmaktadır. Üçüncü durakta trenden belli sayıda erkek yolcu inip hiç yolcu binmeyince kadınların sayısı erkeklerin sayısının 3 bölü 2 katı oluyor. Dördüncü durakta trenlerden belli bir sayıda kadın yolcu inip hiç yolcu binmeyince kadınların sayısı erkeklerin sayısının 4 bölü 3 katı oluyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar erkeklerin sayısının 3 bölü 2 katı ve 4 bölü 3 katı alınabiliyor durumda. Yani o zaman erkeklere öyle bir şey diyeceğiz ki hem 2'ye hem 3'e bölünebilsin. Kolay olsun. Şimdi erkeklere ne diyelim? Erkekler 6x olsun arkadaşlar. Şimdi 6x yolcu ilk olaydan sonra erkeklerin diyor ki burada belli bir sayıda erkek indikten sonra erkekler 6x olsun. Kadınların sayısı erkeklerin 3 bölü 2 katı oluyor. 6x'in 3 bölü 2 katı ne eder? O zaman kadınlar 9x'miş. Ardından 4. durağa geldiğinde belli bir sayı sadece kadın iniyor. Bu sefer erkeklerin sayısının 4 bölü 3 katı oluyor. Şimdi 6x'in 4 bölü 3 katı nedir arkadaşlar? 8x eder. O zaman burası hala 6x. Diyor ki 3. ve 4. durakta toplam 24 yolcu indiğine göre diyor. Toplam 24 yolcu inmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bu durumda 24 yolcu indiğine göre trende en çok kaç kişi vardır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle düşünün. Bizim toplamda en fazla 170 yolcu alıyor ya. Mesela bir kere 170'den 24'ü çıkaracağız öncelikle. Kaç kaldı? 24 çıkarırsak 146 kaldı burada. Şimdi 140 kaldı kalan kişi sayısı olabilir. Ama en en çok 146 kişi kaldı %100. Çünkü en çok en fazla 170 olacak oluyor. O zaman 24'e çıktığı zaman da 140, 146 kişi kalabilir. Şimdi bu durumda arkadaşlar ben burada kalan kadınları ve erkekleri topladığım zaman kaç x oluyor? 14 x oluyor. O zaman aslında kalan yolcunun 14'e bölünebiliyor olması gerekiyor. 146 14'e bölünmüyor. O zaman arkadaşlar burada 146 yolcu kalmasın. 14'e bölünebilen en yakın sayı 140 yolcu kalsın. Peki bu en son durumda kalan yani kaç kişi inmeden ön, son indikten sonra 24 kişi indikten sonra 24 kişi inmeseydi o zaman burada en fazla 164 yolcu olacaktı ki bunlar birbirine bölünebilsin arkadaşlar. Böyle bir ifade elde edebilirim. En fazla kaç yolcu olabilir diyor. 164 yolcu olabilir diyebiliriz. 3 vagonlu bitenle ilgili. 1. vagondaki yolcuların 1 bölü 4'ü 2. vagona, 2. vagondaki toplam yolcuların 1 bölü 3'ü 3. Üçüncü vagona aktarılıyor. Son durumda 3 vagonlara 90 yolcu olduğuna göre 3. vagonda başlangıçta 3. vagonda kaç yolcu vardı? Şimdi arkadaşlar 90, 90, 90 olmuş. Şimdi burası önemli. 2. vagondakilerin 1 bölü 3'ü aktarılmış buraya. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 3'ü aktarılması burada kalan ne? Burada kalan 2 bölü 3 doğru değil mi? Alan 2 bölü 3. 1 bölü 3'ü aktarılmış. Peki o zaman biz buradan bunu gelip 2'ye bölersek ne oluyor? 1 bölü 3'ü buluyoruz. 1 bölü 3'ü kaçmış? 45. Yani buraya aktarılan 45 kişiymiş. E 45'i aktarmasaydın burada kaç kişi olacaktı? 45 kişi olacaktı. 3. Yani vagonda en başta kaç kişi vardır? En başta 45 kişi vardır arkadaşlar. Oldukça yani rahat bir şekilde bulabiliriz bu şekilde diyelim. Şimdi gelelim buraya. Gelelim üçüncü soruya arkadaşlar. 12 istasyonu bir tren altında birinci istasyonda bulunan bir A treni belli sayıda kişi binmiştir diyor. Çift numaralı istasyonlarda o anda trende bulunan kişilerin 1 bölü 4'ü inmiş. Tek numaralı istasyonlarda ise o anda trende bulunan 2 bölü 5'e kadar yolcu binmiştir. Dördüncü istasyondan 5. istasyona yola çıkacak olan A treni arıza yapmış. Trende bulunan 189 yolcu ise B trenine aktararak yola devam etmiştir. B trenin 4. istasyona geldiği içerisinde bulunan yolcu sayısı A treninin 1. istasyonda binen toplam yolcu sayısına eşit olduğuna göre B treninin yoluna toplam kaç yolcuyla devam etmiştir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar olayımız şu. İlk olarak bir şeyin 1 bölü 4'ünün inmesi ne demek? Yani 1 bölü 4'ü inerse geriye 3 bölü 4'ü kalır. Yani şunu yapmanız gerek yok. Önce 1 bölü 4'ünü bulup totalden çıkarmanız gerek yok. Zaten 1 bölü 4'ü indiyse 3 bölü 4'ü kalmıştır. Devam edelim. Diyor ki 2 bölü 5'i kadar yolcu binmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar 2 bölü 5'i kadar yolcu binmiştir diyor ya finalde bulunan kişiler. Trende bulunan kişiler 1 olsun. 1'in 2 bölü 5'i kadar binerse yani aslında 7 bölü 5 katına çıkıyor demektir. Yani bu da 7 bölü 5 katına çıkıyor demek. Şimdi A treni zaten birinci istasyonda. Şimdi ikinci istasyona girdiği zaman 1 bölü 4'e inecek. Yani x kadar yolcusu olsun. 3 bölü 4'ü 3, 3 bölü 4 ile çarpılacak içindeki yolcu sayısı. Sonra diğer durakta 2 bölü 5'i kadar binecek. Yani 7 bölü 5 ile çarpılacak. Sonra diğer tarafta tekrar 3 bölü 4'e kadar inecek. Ve bunun sonucunda 189 kişi kalmış A treninde. Peki buradaki x'i bulursak A treninde en başta olan kişi sayısını buluruz sevgili arkadaşlar. Hemen şurası 9 etti. Bunu sadeleşti. Burası 21 eder. Ee, burası 21 ettiğinde 21 ile 7'yi de sadeleşti. Burası 3 etti sevgili arkadaşlar. O zaman burası x bölü. Şurası ne oldu? 80 eşittir 3 oldu. 3 çarpı 80'de x buradan 240 oldu. O zaman A treninde en başta 240 kişi kalmış. Varmış. B treninde de arkadaşlar gördüğünüz üzere 240 kişi ile gelmiş. Bir de 189 kişi B trenine binmiş. O zaman 429 kişi oluyor B treninde. Bu setin çözümü de böyleydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.